Tekrardan merhabalar arkadaşlar. En son geldik. Türkiye'de ticaret, orada molamızı vermiştik. Şimdi ticaretten devam edelim. 3 tip ticaret vardı bizde. 1 iç ticaret, 2 dış ticaret, 3 transit ticaret dediğimiz. Biz genelde iç ticaret denildiği zaman mal ve hizmetlerin ülke içinde el ve yer değiştirmesine bu ismi veriyorduk. Genel olarak Türkiye'de bakarsak canlı bir iç ticaret olduğunu görürüz. Neden mal ve hizmetler Türkiye içinde sürekli el ve yer değiştirir dediğimizde birincisi şuna dikkat edeceğiz. Türkiye'nin her yöresinde aynı tarım ürünleri üretilmiyor. Farklı farklı yörelerde farklı tarım ürünü olunca haliyle bunların da alım satımı başlıyor. Hep bu tür soru gelir dedim. Bir adet geçen yıl bununla ilgili soru gelmiş idi. Yine dikkat edin diyorum. Bölgeler arasında sana oklar verir. Ok işaretleri o yönler boyunca kim alınır kim satılır ya da yapılmaz diyebilirler. Yani bugün en basit mantıkla şöyle düşünelim. Güneydoğu Anadolu bölgesi şeker üretemiyordu. Çünkü kuraklık nedeniyle Güneydoğu'da şeker üretimi yoktu. Ya buna bağlı olarak da fabrikası yok. O zaman Güneydoğu Anadolu'dan başka bölgelere çıkan bir ok görürseniz yanlıştır şeker satıyor diye. O yanlış. Ama mesela bütün Doğu Karadeniz'den bütün Türkiye'ye çay oku çıkabilir. Çünkü çay oradan. Ya da Akdeniz'den muz dağılıyor olabilir. Ama tutup da sana şöyle derse Ankara, Yozgat birbirlerine buğday satmaya çalışıyorlar. Ya saçma, hepsinde zaten aynı buğday var. Aynı mantığı sanayi içinde kullanıyoruz. Her sanayi her bölgede yok, birbirleri arasında alım satım oluyor. Ama aynı tür sanayi iki bölgede bulunuyorsa birbirlerine bir şey satması saçma olur. Nüfusun artması ticareti canlandırmıştır. Geçmişten günümüze kadar nüfus daima arttı, ticaret de daima arttı diyeceğiz. Nüfusun bölgeler ve yöreler arasında dengesiz dağılması. Her yörede aynı miktar insan yok. Bugün Marmara bölgesi 22 milyon kişinin toplandığı bir bölge. Oraya gece gündüz mal ve hizmet akıyor. Nüfus dengesizliği ticareti doğurur. Reklam ve tanıtım geçmişe göre çok fazla arttı. Ürünlerden haberdar olduk. Aynı zamanda ulaşımın gelişmesi plus plus plus. Ulaşım olmadan o ticaret etkinlikleri bu kadar çoğalamazdı. Bak, bir bölgeye gidebilmeniz ve oraya o ürünü ya da hizmeti götürebilmeniz lazım. Bu anlamda tabii çoğaltabilirsiniz. Mesela hocam diyor, bir yerde turizmin gelişmesi ticareti canlandırır mı? Tabii ki de. Orada turizm olduğunda artan nüfusla birlikte mal ve hizmet ihtiyacı doğacak. Bu da yine turizmi canlandırır. Turizmde yine ticareti canlandırır. Dış ticarete baktığımız zaman Türkiye'nin daimi bir dış ticaret açığı, özellikle 1940'lardan itibaren bu dış ticaret açığımız oluşmaya başlıyor. Niye açık fazla? Çok ithal yapıyoruz, dışarıdan mal alıyoruz ama buna rağmen yeterince catamıyoruz dışarıya. Yeterince catsaydık, eğer satım olsaydı, burada dış ticaret açığı değil fazlası verecektik. Hala dış ticaretimiz fazla veremiyor. Peki diyecek size, Türkiye dış ticareti neden sürekli açık veriyor? En büyük sebeplerin başında ne geliyor arkadaşlar? Enerji bağımlılığımız. Petrol ve doğalgaza çok ciddi para ödüyoruz. Dolayısıyla bu enerji maliyetleri dış ticaret açığının artmasında çok büyük bir etken. İkincisi, biz büyük oranda bir sanayi dahi kuracak olsak, sanayide kullanacağımız robotları, makinaları, bunları da ithal etmek zorunda kalıyoruz. Yani teknolojinin yeterince gelişememesi. Bizim robot üretemememiz, bizim kaynak makinasıdır, kesim makinasıdır, lazerdir. Bunları yapamıyor olmamız, büyük oranda bunları dışarıdan ithal etmemiz nedeniyle oluşuyor. Ha derseniz ki hocam, tarım ürünleri ithal ediyoruz. Onların payı çok çok düşük arkadaşlar. Yani bugün bir doğalgaz ödenen parayla bir işte buğday aldık dışarıdan, şunu aldık, işte ayçiçek yağı geldi. Bunlar aynı oranda kıyaslanamaz. En yüksek bedel, açığın temel sebebi nedir? Enerji açığıdır. Peki bu ikisini toplarsam ne oluyor hocam? Bir ülkenin ithalatı ile ihracatını toplarsanız dış ticaretin hacmini verir. Ki bizde hacim fazla ama şunu unutmayın. Hacimin fazlalığının nedeni çok sattığımız için değil, daha çok aldığımız içindir. Yani hacim çokluğu dış ticaretteki ithalattan kaynaklanıyormuş diyeceğiz. Peki hocam, biz ihracat yani satmak, ne satıyoruz bütün dünyaya? En çok sattığımız 5 ürün, genelde zaten ilk 2 tanesini öncüle koyup onu soruyorlar. Ve bugün unutmayın, 1 numaralı motorlu kara taşıtları. Şunu diyenler çıkıyor bazen. Diyor ki hocam, bizim arabamız yok ki.
Tok daha yapılıyor, nasıl araba satmış oluyoruz? Türkiye toprakları içerisinde bulunan yabancı firmaların ürettiği arabalar gümrük çıkışı Türkiye olduğu için Türkiye ihracatına yazılır. Bütün dünyada böyledir. Dolayısıyla bizdeki firmalar, yabancı firmalar kendi sattıkları arabaları haliyle gümrük çıkışı Türkiye diye birinci sıraya koyuyoruz. İkincisi kazan ve makineler. Özellikle biz hani bu kazan deyince tencere falan anlayanlar oluyor. Tencere tavadan bahsetmiyoruz sadece. Özellikle büyük sanayi tipi. İşte görmüş olduğunuz gibi buharlı kazanlar, basınçlı kazanlar, bunların makineleri, bunlar çok miktarda elektrikli makine satılıyor. Onun yanı sıra teknolojik ürünler, elektrikli makineler, cihazlar, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bilgisayar, bunun gibi ürünleri de çok miktarda üretip satıyoruz. Demir çelik, önemli bir üreticisiyiz. En büyük müşterimiz de Amerika'dır bu anlamda. Demir çelik alımı yapar bizden. Bu yüzden demir çeliği fazlaca satıyoruz. Ve 5. sırada kıymetli taşlar ve metaller dediğimiz ürünler arkadaşlar. En çok sattığımız ürünler arasında yer alır. Peki hocam biz bu dış satımımızı en çok kimlere yapıyoruz? 1. sırada değişmez, yıllardır hep aynı bir Almanya. Eskiden Merkel'di, şu an artık Merkel gitti değil mi? Eskisi kadar duyamıyorsunuzdur muhtemelen. Almanya 1. sırada, bakın 2. büyük alıcımız, yani mal sattığımız ülke Amerika oldu. İngiltere'yi de Amerika onu geçti. İngiltere 3. sırada, Irak komşular içinde en çok mal sattığımız komşumuzdur. Ama dünyada 1. sırada Almanya. Bakın bu ikisinin farkına dikkat edin. Soru, dünyada en çok mal sattığın ülke ihracatta birinci kimdir derse Almanya, komşular içinde en çok mal satılan kimdir derse Almanya bizim komşumuz mu? Irak. Burada bunu bulacağız. Ve İtalya en fazla mal sattığımız ülkeler diyoruz. Peki hocam biz en çok ne alıyoruz? Dünyadan en çok aldığımız ürünler nedir dediğimizde? Mineral yağlar ve yakıtlar. İşte petrol ve doğalgazın ÖSYM'cesi dili bu. Yani karşınıza petrol ve doğalgaz diye değil de mineral yağlar ve yakıtlar diye bir seçenekte bir şey görüyorsanız yakıttan yakalayın, petrol ve doğalgaz olduğunu biliniz. En yüksek fatura burada ödeniyor. Kazan ve makineler. Hocam biraz önce kazan ve makineyi sattık, geri mi aldık? Marka farklılığı diyelim. Bizim ürettiğimizi, bizim markayı beğenip de alan ülkede var. Biz kendi ürettiğimizi beğenmeyip başka ülkeden aldığımızda var. Aynı durum mesela elektrikli makine ve cihazlarla ilgili geçerli. Sen evinde mesela Bosch kullanıyorsundur, onu seviyorsundur, Almanya'dan geliyor. Örneğin bir Brezilyalı da Vestel seviyor. O da Manisa'dan gidiyor. Dolayısıyla dünyanın her yerinde bu ticarette marka farklılıkları alışkanlıklarına bağlı değişkenlik gösterebilir. Ama alınan satılan ürünler genellikle benzerlik gösterir. Demir çelik 3. sırada. Şunu da diyebilirsin hocam, demir çeliği biraz önce sattık, geri niye alıyoruz bu aynı, hadi oradan mı marka fark ediyor diye. Orada da şu var arkadaşlar, dünyada emtia fiyatları, yani bu çeliğin, alüminyumun, bakırın fiyatları çok değişkendir, üretime bağlı değişir. Bazı yıllar Çin çok üretim yapıyor, o kadar çok demir çelik üretiyor ki piyasada fiyat düşüyor. Bizdeki ticaret yapanlar da hemen şunu kolluyor, lan Çin'de inanılmaz demir ucuzlamış, çat gidiyor oradan 5000 ton demir alıyor. Onun parasını veriyor, para yurt dışına gitti, hemen ticaret oldu sana ithalat. Belki de demir hiç Türkiye topraklarına gelmiyor. Bir kenarda o depoda bekletiyor, Çin'de bir yerde. Demir fiyatları yükselince onu Amerika'ya satıyor. Halbuki demir daha fiziki olarak gelip gitmedi bile. Dolayısıyla bu tip ürünlerde şunu düşünmeyin, demir çelik aldık niye satıyoruz falan demeyiniz. Elektrikli makine cihazlar dediğimiz gibi o marka farklılığı alışkanlığından kaynaklanıyor. LAN, evet her evde olmazsa olmazımız. Bunda biz yıllarca, tabi o kadar çok şey ki şu görmüş olduğunuz ürün değil mi? Neler konulmuyor ki bunun içine? Bizde uzun yıllar ekmek dururdu bunun içerisinde. Kimisinde bulgur durur, kimisi çamaşır amacıyla kullanır. Reji sizde var mı bu? Yoktur ya. Reji zengin. Reji burjuva olduğu için onlarda. Sizde şey yok mu? Buzdolabının üzerindeki şey, fırın, davul fırın falan. Böyle yatak odasında derin dondurucu. Bunlar eskide mi kaldı? Eskiden diyor fakirdik diyor. Günümüzde artık onlar yok. Bak şöyle eskiden fakirdik diye. Eğer ki arkadaşım evet yatak odasında duran bir adet dipriz varsa o derin dondurucu fakirlik alametidir bunlar. Buzdolabının üstünde bir şey duruyorsa fakirlik göstergesidir. Bizde yufka ekmek falan olur hep o dolabın üzerinde.
Şimdi geldik en çok ithalat yaptığımız ülkeler kim? Bir numarada Çin. Ne aldık hocam Çin'den? İşte demir biriktiriyoruz orada. Plastik, naylon falan alıyoruz. Milyoncular diye yıllarca dalga geçtik. Adamlar ithalatımızda birinci sıraya yükseldi. Biz de naylon sata sata. İkinci sırada Rusya. Fatura kabarık. Neyden dolayı? Malumunuz doğalgazdan dolayı. Üçüncü sırada Almanya. Özellikle otomotivden dolayı da yüksek bir, bunun haricinde teknolojik ürünlerden dolayı da bir yüksek bağımlılığımız var. Amerika. Genelde o işte bize teknolojik aletlerin çoğunu da satan Amerika'dır. Özellikle sanayi yatırım malları açısından robotik teknolojiler vesaire bunlar gelir. İtalya'dan da Nutella almışız bol miktarda. Tabi araba falan da var bunun içerisinde. Bunlar etkili. Peki ne kullanıyoruz hocam? Biz Türkiye'nin dış ticaretinde şunu unutmayın arkadaşlar. Hem dış alımımızda hem de dış satımımızda aynı yolları kullanıyoruz. Yani bunların sıralaması hem dış alımdakilerin sıralaması aynı hem de dış satımdakinin aynı. Ve Türkiye'nin en çok ticareti deniz yoluyla döner. Dünyada da aslında bu deniz yoluyla döner. Sebebi bir defada çok miktarda yükün götürülüyor olabilmesidir. Bir kere mazot alırsın, içerisine dünyaları koyarsın. Hatta anlatırken şöyle bir örnek veriyorum ya, mesela dünyanın en büyük diyorum konteyner gemileri vardır. İçerisine kaç tır alabilecek kadar? 14 bin tır, 20 bin tır falan çıkan ya mesela 22 bin konteyner alıyor. Yani 22 bin adet tırın götürebileceği yükü bir defada götürüyor. Dolayısıyla da bu gemiler ucuza geliyor o yüzden. İkinci sırada karayolları, üçüncü sırada havayolu. Normalde pahalıdır ama özellikle kıymetli taşlar, metaller vesaireler açısından havayolu bu anlamda kullanılır. En gariban kim bizde? Kullanılmayan demiryolu. Hantal kaldı. Eskisi kadar, yani şu an günümüzde teknoloji çağındayız ve bir an önce bir ürünü getirip hemen üretip satabilmen lazım. Öyle aylarca beklemeye tahammülümüz yok. Hemen elimizin altına bulalım diye. Dolayısıyla da demir yolu bir yükü taşımakta, ham maddeyi götürüp onu üretip tekrar bir yere satmak da hantal kalıyor. O yüzden de çok fazla tercih edilmiyor ticarette. Evet, yol demişken madem yolları gördük, şimdi gelelim o yolların özelliklerine. Demir yolundan şöyle kısaca söz edeceklerim. Hep sorulur arkadaşlar, nerelere bu demir yolu gider, nerelere gitmez diye. Birincisi şunu unutmuyoruz. İlk demir yolu hattımız nerede yapıldı? Bu topraklar üzerinde. İlk demir yolu 1856-1866 İzmir-Aydın demir yollarıdır. Bunun haricinde ilk hızlı tren devreye girdi. Ne zaman? 2009 yılında Ankara-Eskişehir hızlı trenidir. Bugün hızlı trene baktığımızda nerelere gidiyor dediğimizde Ankara Eskişehir ilkiydi. Eskişehir'den sonra Bilecik üzerinden nereye? Adapazarı, Kocaeli ve İstanbul. Hızlı tren hattımız bu. İlk açılan hat böyle de devam etti sonrasında. Sonra nere açıldı? Eskişehir Konya, Konya Ankara, şimdi ise Konya-Karaman. Şurada 100 kilometrelik bir hat daha buna ilave edildi. İleride nere düşünülüyor? Bu Karaman üzerinden de ya da Konya-Seydişehir üzerinden de Antalya'ya hızlı tren. Ama yapılamıyor. Çok maliyetli. Dağlık ve engebeli yer şekillerinden dolayı. Genel olarak bakarsanız biz ilk demir yollar hattını nerede yaptık? Hem büyük şehirleri birbirine biraz bağlayalım diye hem de maliyetin düşük olduğu İç Anadolu'dan Marmara'ya geçişte. O zaman burada tamamen unutmayınız, ulaşımda maliyet önemli. Şimdi bakalım. Karaman'da hızlı tren hat şey var mı o zaman istasyonu? Var. Konya'da var. Eskişehir Ankara var. Bilecik var. Kocaeli var, İstanbul var. Peki Afyon'a var mı bir hızlı tren? Yok. O zaman Afyon'da hızlı tren istasyonu olamaz. Böyle böyle sorular soruyorlar. Sizler de aşağı yukarı dikkat edeceğiniz detaylar bunlar olsun. Hızlı tren de bu. Şimdi bizim normal trene gelirsek orayla ilgili gelecek sorularda ne soruyorlar? Coğrafi bölümler olarak Doğu Karadeniz bölümünün tamamına ve Hakkari bölümünün tamamına demir yolu yoktur. Coğrafi bölüm sorarsa. Ha bölge dedi mesela 7 bölgemiz var ya, 7 bölgenin 7'sine de var. Onda sıkıntı yok. Ama küçük olan coğrafi bölüm derse Doğu Karadeniz'e ve Hakkari'ye arama. Hep diyorum ya öyle yaprak dökümünde Ali Rıza Bey Trabzon'a trenle gitmeye çalışıyordu ama olmuyordu. Neden? Çünkü tatları kaçtı. Oraya tren olmadığını fark etmiş olmaları lazım. İşte buraya yok. Buraya yok. Peki hocam yörelerden nerelere yok dediğimizde bakınız. Sinop, Sinop, Yıldız, Çanakkale, Gelibolu, Biga. Şu görmüş olduğunuz yer. Muğla, Menteşe,
Antalya Teke, şurada Antalya Mersin Taşeli. Bakınız. Sinop Yıldız Gelibolu Biga, Menteşe Teke Taşeli. Hatırlatayım gene. Bir daha tekrar madem. Bunlar için zamanında şöyle de cüs cümle kullanmıştım. Türkiye'nin kıyıda olup da seyrek nüfuslanmış yerleri. Bir yer kıyıda olup da seyrek nüfuslanmış ise eğer, ordulaşım kıttır zaten. Bakın bunlara demir yolu gitmiyor. Yani sen kıyıda olup seyrek nüfuslu yeri bil, aynı zamanda demir yolu var mıdır derse yok de geç. Geçen sene gelen sorular nereyi vermişti? Sinop çevresine. Numara koymuş, demir yolu var mı? Yok işte. Bunun harici sıra büyük illerimizden mesela Antalya'ya demir yoluyla gidilmez. Muğla'ya demir yoluyla gidilmez. Bursa'nın hala merkezine arkadaşlar düzenli, net, oraya hızlı tren hattı yapılıyor. Bilecik Osmaneli'nden Bursa'ya kadar bir hat yapılıyor. O hattın yani tam şöyle faaliyette biz dört dörtlük olarak henüz görmedik. Şu an için hızlı tren bittiğinde tamamen açtık ettik dediklerini de göreceğiz. Antakya yani Hatay'ın merkezine, Çanakkale'nin merkezine ve Kastamonu'ya, burada yine Sinop, Kastamonu, buralara demiryolu gitmez. Zaten Doğu Karadeniz hiçbir iline gitmez. Sana Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt. Doğu Karadeniz'de olan bu iller. Hiçbirine demiryolu yok diyeceğiz. Evet, demiryolu ile ilgili aşağı yukarı sorulanlar bunlar oluyor. Gelelim Demir İpek Yolu projesine. Belki ilk defa gördün. Normal videolarda anlatıyorum ama sadece tekrar niyetli gelen arkadaşlar da olabiliyor. Demir İpek Yolu projesi bu pandemi çıkmasaydı eğer tamamen böyle dört dörtlük 2 yılını doldurmuş bir proje olacaktı. Tam Çin'de o Aralık ayında pandemi patlak verince bu işte patlak verdi. Olay ne? Çin'in Pekin kentinden yola çıkan bir tren 11 gün boyunca İngiltere'nin Londra'sına ya da İspanya'da işte Madrid'e buralara ulaşacaktı. 11 günlük bir yolculuk. Bunun adı Demir İpek Yolu. Eski tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bu sefer trenle gezmek ve bu Türkiye topraklarında da geçiyordu. İşte bu proje sana derse ki Çin'in Pekin'den başlayıp da Avrupa'ya kadar ulaşacak Türkiye topraklarından da geçen proje nedir derse Demir İpek Yolu projesi. Bizdeki boyutu da ayağı da burası. Karayolları özellikle 1950'den sonra gelişti. Bakın Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1950'ye kadar gelişen demir yolu. Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan. Ama 1950'den sonrasında özellikle alet ve makine almamızla birlikte asfalt makineleri, kırım makineleri, tünel makineleri bunları almaya başladık. Ve asfaltı dökmeye başladık ilk defa. Bu yüzden de karayolları 1950'den sonra gelişti. Hep derim ya asfaltı İngilizler, asfalt yamasını Türkler bulmuştur. Biz ilk defa yama yapmayı bile hemen asfalt geldikten sonra 51 yılında öğrendik. 50'de ilk asfaltı döküp 51'de yamamaya başladık. İç ticaretimizde bakın dış ticarette kimdi? Gemi, deniz yolu. Çok ucuz. Ama Türkiye'nin iç ticaretinde en çok karayolu kullanılır. Sebebi her yere gidiyor olmasıdır. Bu anlamda karayolu gelişmiştir. Kuzeyde ve güneyde geçit ve boğaz dediğimiz doğal yolları takip eder. Türkiye'deki karayolu dağılımına bakıldığında şu dikkatinizi çeker. 1. Doğu batı yönlü bir uzanma görürsünüz. İki sebebi vardır bunun. Neden doğu batı yönlü? Tabi şunu da dahil edebilirsin. Hocam Türkiye doğu batı yönlü geniş. Ya bu diye bir tali bir nedendir. Ana nedenler şunlardır. 1. Dağların uzanış doğrultusu doğu batı yönlüdür. Dağların uzanışına göre yol yapmak daha kolaydır. Çünkü güney kuzey dağları aşacağın için zor. 2. Akarsu vadileri genellikle doğu batı yönlüdür. İşte bizde yollar o akarsu vadilerini ve dağların uzanışını takip ettiği için ikisi de doğu batı yönlü olduğu için genelde doğu batı yönlü geçit ve boğaz ihtiyacı az ama kuzey ve güney yönünden geçerken dağları atladığımız için kıyıdan içeriye o zaman ne oluyor? Geçit ve boğaz ihtiyacı, tünel ihtiyacı artıyor. Burada genel geçer büyük tünellere, şeylere, daha doğrusu geçitlere baktığımızda Doğu Karadeniz dikkatimizi çekiyor. Özellikle Doğu Karadeniz'den Trabzon'dan Gümüşhane'ye geçerken ne geçidinden geçiyorduk? Zigan'a. Ben bunu size nasıl anlatıyordum? Tut elimden gah gidelim oy gidelim Zigan'a'ya. Analino dido anan dido baban dido diyordum ya ben size. Ne türküsü bu? Trabzon türküsü.
O zaman göreceksin seçeneklerde sana Trabzon'u Gümüşhane'ye bağlayan geçit aşağıdakilerden hangisidir? Tut elimden kalk gidelim Zigana'ya de orada. Hemen Zigana işaretle. Peki Gümüşhane'den Bayburt'a geçtim. Bayburt'tan Erzurum'a. Dedi ki sana Gümüşhane Bayburt'u Erzurum'a bağlayan geçit kim? Adı Kop. Diğer adı Çimen. Erzurum'da yaz yağışıyla ne çıkıyordu? Çayır. Bu geçidin adı ne? Çimen. Al sana çayır çimen geze geze diye de orada türküyü bağla hemen. Çayır çimen. Burası Erzurum'un çayırlarını Gümüşhane'nin çimenlerine bağlıyor olabilir. İşte buradan yakalayacağız. Akdeniz'deki geçitlere bakarsak buna ne demiştik? ÇSGB. Ya bunu çok sayıda geçit bulunur diye sırala ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak da sırala demiştik. Nedir bu? Ç, çubuk. S, sertavul. G, gülek. B, belen. Burada çubuk dediğimiz Antalya'yı göller yöresine. Sana öyle soracak. Haritayı verecek. Buradaki kimdir diyecek. Ya da buraya çubuk geçidini seçeneğe koyacak. Nereyi bağlar diyecek. Sen hemen haritaya gelip Ç'yi yerleştireceksin. Ha, bir dakika diyeceksin Antalya'nın oraya. Antalya'yı görüyorsan çubuk. Bunun bir üstünde de yine Ç ile başlayan bir geçit daha var mesela. Adı Çeltikçi. Mesela bu Ç'ler burada. Ya da Mersin'i Konya'ya bağlayan Sertavul geçidi. Mut üzerinden bağlar. Niğde ile Adana arasında o Aladağların üzerinden açtığınız yerin adı Gülek. Gülek, hep derim ya o fotoğraf çekilen meşhur bir yer vardır. Çok yüksek bir kayanın olduğu yerde sanki böyle uçurumdan düşecekmiş gibi çekilen. Orası Gülek Boğazı'nın olduğu yer. Geçen de bir tane şey varmış, fenomen aşçı varmış herhalde. Kuzuyu devirdi oradan aşağıya. Masaya koyayım derken kuzu aşağı indi 600 metreden. Kuzu aşağı kadar pişmiştir muhtemelen çünkü fön rüzgarına dönüşür. Oradan aşağı inerse orada pişmiş halde aşağıda yiyebilirlerdi bence. Sıkıntı olmazdı. Belen bu da İskenderun'u Hatay'a bağlıyor. Amanos dağlarından aşıyor. Belen bölge içi geçit diye geçer. Bölge içi. Belen bölge. Bölgenin içinde. Çünkü ilçeyi ile bağlıyor. Bunlar illeri illere bağlıyor. Bir de farklı bölgelere geçerek gibi. Orada onu düşünün. Bunun yanı sıra Ankara'dan Adapazarı'na yani İstanbul'a giderken Bolu Dağı'ndan geçilir. Eskiden orada geçit vardı. Günümüzde tünel var tabi. Bilecik'ten Adapazarı'na hızlı trenle gidenler varsa meşhur bir Adapazarı'na gelmeden Sakarya Vadisi içerisinde bir boğaz vardır. Adı Geyve Boğazı. Tarihte de karşınıza çıkmıştır. Sakarya Adapazarı varsa burada Geyve muhakkak vardır. Sivas'tan Erzincan'a doğru giderken Sakal Tutan geçidi. Çok güç bela geçilen bir yerdir. Bir de şu İstiklal Yolu dediğimiz bir yol var ya arkadaşlar. Tarihte de görmüşsünüzdür. Güncelde de sorusu çıktı. Ben coğrafyada da anlatıyorum. İstiklal Yolu o şey diye 2023 turizm stratejisinde de var. Burası aynı zamanda bir milli park. Neresi orası? Kastamonu İnebolu'dan başlıyor. O İstiklal Yolu dediğimiz Çankırı'dan Ankara'ya kadar ulaşıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında cephanenin taşındığı İstiklal Yolu güzergahı. Bu güzergah üzerinde İnebolu'dan Kastamonu'ya geçerken Ecevit geçidinden Küre Dağları'nın uzantısı, Kastamonu'dan da Çankırı'ya zaten Ilgaz Anadolu'nun diye Çankırı görünce kayak tesisi aklına gelsin, Ilgaz'ı orada yapıştır. Bunlar da önemli geçitler oluyor. Peki köprülere gelince hocam ne var? Eskiden beri bildiğimiz 1. Boğaziçi Köprüsü 1973. Yeni adı ne? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bu işte Türkiye'nin ilk asma köprüsü. 2. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 88 yapımı köprü. 3. Nisibi yani Adıyaman'da 2015 yılında açılmış olan köprü. Ağın Karamağara Köprüsü Elazığ'ın Ağın ilçesiyle birbirini bağlantı sağlıyor. 4. asma köprü aynı Boğaz'dakilere benziyor. Bakın böyle üstten çelik telle tutturulmuş olanlar. Körfez Osman Gazi Köprüsü meşhur bildiğiniz. 5-6. sırada Yavuz Sultan Selim İstanbul'da ve işte 7. köprümüz arkadaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü 2022 yılı itibariyle açılmıştır kendisi. Şurada görmüş olduğunuz açıklık, orta açıklık açısından dünyada 1. sırada gelir. Yani iki köprü ayağı arasındaki o mesafe bakımından her şeyde bir sembolik olarak yapılmış bir köprüdür. İşte şöyle düşündüğü hemen buradan soru olarak
bana geldi bu açılma, işte açılacak, açılmak üzere, açılıyor falan derken hep şu soruluyor. Hocam hani Çanakkale ile Biga, o Biga Yarımadası'yla Gelibolu arasında demiştik ya, Çanakkale Boğazı'nın olduğu yer, orası seyrek nüfuslu, ulaşım kıt diye. Hemen diyor ki hocam artık sık nüfuslu kabul edelim mi? Ya köprü daha geçen açıldı. Hemen millet köprü açıldı diye milyonlarca nüfus hemen gidip yerleşmedik oraya. Bir duralım. Ha biz ulaşım açısından eskisi kadar kıt demeyelim artık. Ulaşım imkanı daha da bol diyelim. Ama o nüfuslanma bir anda olmayacak. Önce çevre köprünün etkisiyle biraz gelen geçenden dolayı bir gelişme göstermeye başladığını göreceğiz. Sonra oralarda imar açacağız tarlaları, biraz rant döndüreceğiz falan filan. Kıyılara böyle villalar yapacağız derken öyle nüfuslanmaya başlar. Tünellere baktığımızda ise bugün Ovid Dağı Tüneli Türkiye'nin en uzun tünelidir. Ki eski neyin güzergahı üzerinde? Bakınız biz eskiden Erzurumlara, Trabzonlara neyle geçiyorduk? Geçitlerden geçiyorduk, dağların üzerinden. Artık o dağların üzerinden yapılan geçitler yerini neye bırakmaya başladı? Dağların içi delinerek geçitlere bırakmaya başladı, tünellere bıraktı. Geçitler doğaldır, tüneller kul yapısı. Diyorum ya, geçit, boğaz, Allah yapısı. Öbür tarafta şey derse kul yapısı diyoruz. Orhan Gazi Tüneli, Yalova'yı Bursa'ya bağlayan o İzmir otoban üzerinde yer alan tüneldir. Nefise Akçelik Tüneli, Ordu'da bulunan tünel. Bunun yanı sıra zaten Türkiye'nin pek çok yerinde diyecek size tünel vardır. Neden bu tünel ihtiyacı ortaya çıkıyor derse de, bir, dağlık ve engebeli bir ülke olmamız, birbirine bağlarken iki yöreyi muhakkak önümüzde bir sıra dağın çıkması. Yer şekilleri de temel sebep. Ondan sonra ne soracak hocam size? Diyecek ki, ya Türkiye'de geçmiş yıllarda çok fazla geçit ve boğaz kullanılırken günümüzde çok fazla köprü ve tünel yapılmaya başlandı. Bu bir ülkenin ekonomik gelişmişliğini gösterir. Ekonomik gelişim artarsa orada yavaş yavaş neye dönüşmeye başlar? İşte o eskinin doğal kullanılan yolları yapay bir şekilde doğal koşullara bağımlılık azalmaya başlar. Yapay olan unsurlar öne çıkmaya başlar. Hava yollarında Türkiye'nin en büyük havalimanı değişmedi. İstanbul Havalimanı'dır. Zaten Atatürk Havalimanı artık kapatıldı, kalmadı. En büyük kargo havalimanı Şanlıurfa GAP Havalimanı'dır. İlk deniz üstü geçen sene soruldu. Ordu Giresun ya da diğer adıyla Ordu Gülyalı Havalimanı nerede bulunur diye. Ben bunun daha farklı versiyonunu, tabii şunu sorabilir bu sefer. İkincisini nereye yapıyorsun? Artvin'le Rize arasına. Bugün neredeyse belirginleşti, ortaya çıktı bile. Şimdi Doğu Karadeniz'e gelince diyor, Ordu ile Giresun arasına, Artvin'le Rize arasına deniz doldurarak havalimanı yapıyorsun. Sebebi? Engebeli arazi yapısı. Sonra diyor ki adam, ne alakası var hocam, o havadan uçmuyor muydu uçak? Yahu bu uçağın sonuç olarak inmesi ve kalkması esnasında pist dediğimiz bir düzlük lazım değil mi? Karadeniz'de o düzlük yok. Karadeniz'de ancak deniz doldurularak düzlük yapılabiliyor. E şunu da diyebilirsin, hocam dağın üstünü tıraşlasınlar falan da denilebilir. Zihni sinir projeleri olabilir. Deniz yolu en ucuz yol kendisi. Dış ticarette bu yüzden en çok deniz yollarını kullanıyoruz ama iç ticarette, iç ulaşımda hiç yüzüne bakmıyoruz. Çünkü ulaşım denildiği zaman hani biraz daha tamam ticaret, mal götürüyorsun falan hafif yavaş olsa olur da şehirler arası ulaşım için kullanmaz ki. Bugün Allah aşkına Trabzon'da oturuyorsun, İstanbul'dan gemi var. Ne kadar? 15 günde. Yani 15 günde oraya var, tatil mi yapacağım, 15 gün gemiyle mi gideceğim? Öyle bir seyahat olur mu? Olmaz. O yüzden de genel ulaşım anlayışıyla gelişemiyor. Daha ziyade neyle? Daha ziyade ticaret anlamında gelişiyor. Kocaeli, İstanbul Ambarlı, hep duyacaksınız bunlar. Yani sorularda hep karşınıza çıkan limanlar olmuştur bunlar. İzmir Ali Ağa, Adana Botaş, Mersin Limanı, Ereğli Zonguldak ya da İskenderun limanları gibi limanlar en büyük limanlarımız, gelişmiş limanlarımız. Ama en geri kalmışı sorarsa da Sinop'tur. Doğal oluşumlu bir limandır. Ama doğal olmasının ya da yapay olmasının hiçbir önemi yoktur. Yani bir liman doğal olarak Allah tarafından oranın dalga kıranı, taşları yapılmış diye, doğal oluşmuş diye geri kalır. Yapaysa gelişir. Böyle bir mantık yok. Eğer bir soru size şöyle derse, Sinop limanının geri kalmasının sebepler arasında hangisi yer almaz? Bir, verdi öncüllü soru. Çevresinde yeterince sanayi ve ticaret etkinliklerinin olmaması. Olabilir değil mi limanı geri bırakan? İki, dağlık engebeli arazi nedeniyle ulaşım koşullarının limana gelememesi. Olabilir. Üç, etrafta nüfusun ihtiyaçlarının ithalat, ihracat bunlara dayalı
herhangi bir nüfus büyüklüğünün olmaması olabilir. 4. Doğal oluşumlu olması. Hiçbir önemi yok. Yani sen ulaşımı al, nüfusu al, sanayiyi al, tarımsal üretimi al ama doğal ya da yapaylığa girme. O sebep değildir. Limanların gelişmesindeki faktörlerin bütününe hinterland denir arkadaşlar. Hinterland bizde biraz coğrafyacılar böyle kolaya kaçmışlar, hemen şöyle deyip bırakmışlar. Ulaşımdır. Ya sadece ulaşım değildir hinterland. Hinterland bir limanı besleyen tüm şart ve koşullardır. Bir liman neyden beslenir? Etraftaki nüfustan beslenir. İlla satacaksın manasında olmayabilir bu. Alım anlamında da olabilir. Çünkü oradaki nüfus bir şeyler yiyecek, o limana mal gelecek. O zaman nüfus, o zaman etraftaki sanayi, etraftaki tarımsal üretim, tarımın desteklediği endüstri, ulaşım, turizm, ticaret, bunların alayı hinterland'ı verir. Eğer bir liman bunlar bakımından gelişmiş ise, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Mersin, Samsun gibi limanlar, bakınız hepsinde nüfusu, sanayiyi, ticareti bir şekilde görürsünüz. Ulaşımın kolaylığını görürsünüz. Mesela bu limanların hepsine demiryolu gidiyor. O zaman hinterland neyi? Geniş diyeceksin. Ama hinterlandı darsa da büyüyemiyorlar. Etrafta besleyen bir şey yoksa, Sinop gibi, Artvin Hopa gibi, Kastamonu Cide limanları gibi limanlar, bunlar da gelişemezler. Gelelim en son verilere göre hocam, en büyük ihracat, ithalat limanları kimler? Türkiye'nin en büyük konteyner, başlı başına bu ayrılıyor arkadaşlar, sadece konteyner yükü bakımından en büyük limanı İstanbul Ambarlı Limanı olmuştur. Bir Tekirdağ Asya Port vardır, belki eskiden hatırlayanlar hatırlarlar. Çok büyük ümitlerle en büyük konteyner limanı diye açıldı ama hiçbir zaman en çok konteyner yükünü getirip götüremedi. Yani liman büyük ama etrafı kötü. İşte o yüzden de yeterince gelişemiyor. En büyük yük ihracatı, ki bu yük içerisinde büyük oranda petrol olduğu için, Adana BOTAŞ, Boru Ticaret AŞ Limanı. Adana, biraz önce bahsettiğimiz BTC hattı ve Kerkük Yumurtalık petrol boru hattı. En büyük ithalat dış alım limanı ise Kocaeli olmuştur. Burada bakın bir İstanbul, bir Kocaeli, bir de Adana bileceğimiz 3 tane veri mevcuttur. Turizmden yine bahsedecek olursak bu sefer geldiğimiz konuda. Ben turizmin sorularının arkadaşlar genel manada şöyle geldiğini ana videolarda da söyledim diye hatırlıyorum. Turizm yer yöre eşleştirmesidir. Turizm sorularında hep sana birilerinin bir yere gittiğini, gittiği yerde gördüğü mekanlarla bu mekanların hangi illerde olduğunu eşleştirirler. Dolayısıyla da bazı böyle benim dikkat edin diye, mesela geçen sene ne demiştim, bas bas bağırmıştım, şunu söylediğimi gayet iyi hatırlıyorum videolarda. Dayrulli Zeferan Manastırı, Dayrulli Zeferan Manastırı dediğimi. Neredeydi bu Dayrulli Zeferan? Mardin'de. Süryanilere ait bir manastırdır, 2 milyon Süryani gelir ziyaret eder diye sordular işte KPSS'de. Dayrulli Zeferan diye çıktı direkt, nerededir diye. İşte bu tip detaylara dikkat edin. Genelde yaz turizminde mekanları biliyoruz. Allah'tan yaz turizmi cepte. Hani Alanya, Bodrum, Milas, Marmaris, Didim, Kemer, Kaş, bunları biliyorsun. Eşleştirdiğinde de hani deniz turizmine gitti, nereye gitmiştir? Tamam, sıkıntı yok. Kış turizmi bildiklerimiz var. Uludağ, değil mi? Burada sıkıntı yok. Biliyoruz. Kayseri, Erciyes, Kartalkaya, Bolu ya da Kastamonu, Ilgaz Dağları, işte Çankırı, Kastamonu arasında. Palandöken'i biliyoruz, Sarıkamış'ı biliyoruz. En azından söylediğim zaman bir şeyler çağrışıyor. Onda da sıkıntı yok. Alternatif turizm türlerini gördük. Neler gördük alternatiflerde? Mesela kuş gözlemciliği dedik. Değil mi? Kuş dikizciliği. Böyle kameralarla kulübelerden kuşları dikizliyorduk. Manyas Gölü olabilir mi? Kuş cenneti olabilir. İşte bunları eşleştirecek size. Ya da dedik botanik, bitki gezmece. Karadeniz'de gezdirebilir misin? Olur. Akdeniz'de olur. Çünkü bu dağlar bitki çeşitlerinin fazla olduğu dağlardı. Ya da dedi ki sana trekking. Hani vardı ya şu fakir yürüyüşü. Gidiyordun Decathlon'dan ayakkabılarını alıyordun bunun. Meşhur araştırma görevlisi ayakkabısı. Onunla birlikte sırtına bir tane çanta geziyordun Karadeniz dağlarında. Trekking yapabilirsin. Rafting. Özellikle Türkiye akarsularının debilerinin akış hızlarının, pardon debi diyorum, düzelteyim, debi değil, debi su miktarı. Akış hızlarının fazla olması nedeniyle dangul dungul gittikleri için, yüksekten döküldükleri için rafting'e uygunlardı. İşte alternatif turizmlerden. Termal, çok sayıda kaplıca var. Alternatifi de bol. Sağlık turizmi,
Onun harici sıra İstanbul mesela, estetik, saç ektirme, burun düzeltme, yüz gerdirme, daha neler neler. Bunlar için hepsini biliyoruz. Demek ki turizmde da biraz da böyle doğal güzellikleri eşleştirirsek sıkıntı kalmıyor. İşte Manavgat Şelalesi Hatay'dadır. Bir dakika diyor ya, Manavgat'la Hatay ne alakası var? O Antalya'da. Gibi cennet cehennem oblukları Adıyaman. Nasıl Adıyaman? Orası Mersin olmasın? Ya da sana diyor ki Nemrut Dağı heykelleri Yozgat. Nemrut Dağı heykelleri Adıyaman Kahta'da olabilir mi acaba? Yozgat'ta ne işi var? Ya da sana diyor ki Hititlerin başkenti olan Hattuş'a Iğdır'da. Hititler Çorum'da, Hitit Üniversitesi var adı üstünde. Ne işi var Iğdır'da? Böyle eşleştirmelerle geliyor, işiniz kolay. Bence çok zorlanacak bir nokta yok. Ama biraz bilmediklerimizden kısaca söz edeyim. Belki dediğim gibi ilk defa dinleyenler de varsa. 2023 Turizm Stratejisi kavramsal eylem planı var. Bizim 2023 yılına geldiğimiz zaman arkadaşlar, dünyada en fazla turist tarafından ziyaret edilen 5. en çok para kazanılan 5. ülke arasına girebilmekti. Halbuki 2020 yılında pandemi patlak vermeseydi biz hedefimize çok yakındık. Zaten biz 7.'ydik. Dünyada en fazla turist tarafından ziyaret eden 7. ülkeydik. Gelirde 11. sırada geliyoruz. Biraz gelir düşük. Çünkü bize fakir geliyor. Yani yurt dışındaki turistin zengini çok uğramıyor. Uğrayan da para harcamıyor. Böyle bir değişik bir ülke yani. İçerideki turizme gidemiyor. Tatile gidemiyor. Dışarıdan gelen geliyor, para harcamıyor. Ne kadar değişik bir iştir. Ağırlıyoruz 50 milyon turisti. Kazanabiliyoruz 35 milyar dolar para. Yani turist başına 1000 şey bile kazanamıyoruz. 800 lira falan gecelik harcamaları var bunların. Biraz daha ya fiyatlarla oynamak lazım, bir de bunları kazıklayacak farklı yol ve yöntemler bulmak lazım. Başka türlü olmaz. İşte bulmuşlar. 2023 turizm statisi tam da bunu gösterir size. Diyorum ya, Japonları görürsünüz Kapadokya'da, başka bir yerde göremezsin. Sahilde yatan Japon göremezsin. Gördün mü hiç bu yaşına kadar? Deniz kenarında Japon. Göremezsin. Onların el ayakları, yüzü dışında bir yerini göremezsin Japon'un. Öyle soyunmazlar, denize menize girmezler. Sen hiçbir yerde böyle işte doğal güzellik gören, oralarda fotoğraf çektiren, yeşillik seven, ormanda gezen Rus gördün mü? Göremezsin. Hepsi kıyıdadır. İşte o zaman ne oluyor? Bizim hedefimiz şu. Gelen turisti ne gösterebilirsek göstereceğiz. Kolundan tutacağız. Tam Rusya'ya dönecekken diyeceğiz. Dur. Ne oldu? Manavgat Şelalesi'ni gördün mü? Gel diyeceğiz, oraya götürelim seni. Alternatifte ne kadar gösterebileceğimiz yol yöntem varsa 2023 turizm statüsü bunu gösteriyor. Biz diyor belli koridorlar belirledik. Bunlar koridor arkadaşlar. Şuradaki bakın, şehir turizmi odaklı. Şehir turizmi yapabilirsin. Kültür ve inanç turizmi yapabilirsin diyor. Böyle ayrılmış ama genel anlamda koridorların isimleri lazım bize. Kış koridoru. Bakın kış koridoru Erzincan, Erzurum olacak, şu iki kere yazmışız. Yanlış olmuş. Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan. Şimdi bazı ben şöyle sorular görüyorum, onlar geliyor illaki, hani çok bilindik kitaplardan gelen sorular, hani büyük yayın evlerinden gelen sorular diyeyim. Onu gönderiyorsunuz, ben şu hatalara çok rastlıyorum. Mesela konuyu muhtemelen hoca çok derinlemesine kendi bakmamış herhalde. Sağdan soldan artık ne yaptı, video geldi, video falan mı izledi, ne yaptı, niye diyeceksin. Ben şuradaki verdiğim noktada, izlese de böyle olmaz da, şurayı görüyor sadece. Soru yazmış, Hakkari'yi de koymuş, kabul etmiyor. Var strateji de var, Hakkari de var. O kış koridoru sadece burası değil. Aynı zamanda Hakkari'den Yüksekova'ya kadar burayı kapsıyor. Aynı zamanda Bolu, Çankırı'dan Kastamonu'na kadar, yani Kartalkaya, Ilgaz burayı da kapsıyor. Kış koridoru tek bir yer değil, 3 yer. Neresiymiş? Bolu, Çankırı, Kastamonu'ya kadar bir. Erzincan'dan Kars'a kadar, Ardahan'a kadar ikincisi, üçüncüsü de Hakkari Yüksekova'ya kadar. Gidiyor oraya, bu yoktur diyor. Halbuki var olduğunu görüyorsun. Bunlar ben de Turizm Bakanlığı'ndan aldığım resmi veri. Ben kendimce yazmadım buraya. Gönlümden geçiyor, ben buraya da Hakkari koyayım demedim. Burada ne var? İnanç koridoru. İnanç koridoru arkadaşlar Mersin Tarsus'tan başlar. Mersin Tarsus'tan başlamak üzere Mardin'e kadar uzanır. İçerisinde özellikle bu Hatay'daki Kaya Oyma Kilise vardır. Saint Pierre Kilisesi, onu alır. Çanlıurfa Balıklı Gölü alır. Mardin Dairun Zeferan alır. Mersin Tarsus'ta Yedi Uyurlar Ashab-ı Kehf Mağarası'nı alır. Buralar genel anlamda farklı dinlerin, medeniyetlerin beşiğidir. Dolayısıyla burada
her türlü inanca dair turizm yapabilirsiniz. Bu yüzden belirlenmiştir. Bir diğer koridor Zeytin Koridoru. Bakınız Güney Marmara. Özellikle Bursa Gemlik'ten başlayıp Gemlik'ten Balıkesir'e, oradan da Çanakkale Ayvalık'a kadar uzanır. Burada tamamen zeytin toplayıcılığındaki festivaller ve etkinliklere bağlı turizm yaptırma işidir. Trakya Kültür Koridoru, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne. Zaten Trakya Kültür Koridoru diye bu verirse doğrudan oradaki Edirne'yi bulursun. Kırklareli'ni falan bulursun değil mi Trakya'dan bunlar diye? Bulursun. Evet, inanıyorum. Bulacağım. Bir diğeri Batı Karadeniz Kıyı Koridoru. E zaten adı üstünde, bakın Batı Karadeniz Kıyı Koridoru dediğinde Düzce Akçakoca'dan başlayıp Sinop'a kadar uzanır kendisi. E Batı Karadeniz'i biliyorsun. Kıyıda aşağı yukarı kim olduğunu biliyorsan 3-5 bir şey bilsen yeter benim için. Akçakoca, Düzce, Kastamonu, Cide ya da Kastamonu, İnebolu. Hani bunları çağrışım yapıyorsa sana bunlardan yakalayabilirsin. Bir diğeri ise şurada görmüş olduğunuz İpek Koridoru. Bu da Ankara, Ayaş ile Adapazarı, Sapanca arasındadır. İpek yolunun bir bölümünü belirlemişler ve İpek Koridoru yapmışlar. Şu an ben hani sıfırdan anlatmış gibi sizi varsaymıyorum çünkü ana videolardan dediğim gibi biz bunları orada detaylı bir şekilde işledik, yazdık, çizdik. Şimdi sadece bir hatırlıyoruz ne neydi diye. O yüzden bu şekilde ifade ediyorum. Buradaysa yayla koridorumuz var. Neydi yayla koridoru? Doğu Karadeniz'in bütün illerini birbirine, bütün yaylalarını otobanlarla bağlama projesiydi. Bu işte bu şekilde yapılıyor. Bunun yanı sıra bir de gelişim bölgeleri dediğimiz turizm gelişim bölgelerimiz vardı. Bunlar içerisinde Urartular, eski medeniyetlere dair nerede yaşadı Urartular? Van'da yaşadılar. Güneydoğu Anadolu, şurada görmüş olduğunuz GAP gastronomi gelişim bölgesiydi. Gastronomi ne demektir? Gastronomi, hastanede mide bölümü ne verilen? Gastroloji değil mi? Gastronomi dediğimiz mide ile alakalı. Yeme, içme, dıkınma. Bunların olduğu yer. E bugün ben Gaziantep yemeklerini, Urfa yemeklerini, Mardin yemeklerini yiyip de turizm yapacaksam ne kadar güzel turizm değil mi? İşte bunu hedefliyoruz GAP Gastronomi Gelişim Bölgesi'nde. Kapadokya, zaten Nevşehir, Aksaray hattı. Hititler, Çorum, Yozgat burada yaşadılar. Batı Karadeniz'in ekoturizmi, ekolojik doğayla ilgili turizm burası. Göller yöresi nedir diye derse herhalde göller yöresini bulabiliriz değil mi artık ekoturizm dediğinde nokta koyduğunda bulunur. E bugün Frigler, Frigya medeniyeti, Kütahya, Ankara, Eskişehir bu çevrede yaşadılar. Söğüt, Osmanlı'nın doğuşu, Söğüt ve Domaniç, Bilecik bu çevre, Bursa Bilecik çevresi Söğüt bölgesidir. Troya, Truvallar Çanakkale'de yaşadılar. Çanakkale'nin olduğu yer Troya gelişim bölgesi ve Afrodisyat. Afrodisyas da Aydın'da bulunan eski bir medeniyet. Afrodit'in medeniyeti. Bunlar da ne diye geçiyor? Gelişim bölgesi. Gelelim son verilere göre. Türkiye'ye en çok turistin geldiği ülke Rusya olmuştur. Geçen yıl itibarıyla. Tabi bu seneki Rusya-Ukrayna meselesinden dolayı ne olacak? Turizmde durum ne olacak? Enerjide ne olacak? Önümüzdeki yıl bize her şeyi gösterecek. Ama şu bir gerçek ki hatırlarsanız ben onu geçen sene anlatırken bak şimdi aklıma geldi. Videolarda demişim ki herkes güncel dolar kurunu yazıyor. Allah aşkına ya yorum onaylarken böyle artık bakarken yorumlara hani bir kişinin üzülüyorum da bir taraftan. Hani en büyük oradaki meselesinin şu olması lazım. Videolardan ne güzel öğrendim, baktım, soruları çözdüm olması lazımken bize en çok gelen videolarımız, şeylerimiz neler? Yorumlarımız. Bir, dolar kuru hocam 17 küsur oldu. 2. Pamukkale'nin giriş ücreti 110 lira oldu gibi artık ekonomiyle ilgili her şey geliyor. Önümüzdeki dönemde şunu görebiliyoruz. Evet ben dolar kuru 9.30 iken anlatmışım. O günden dolar almak varmış diye. Değil mi? 9.30'u duymuşum ben sana artacak demişim ileride falan diyorum. Bunlardan dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. En çok turist gelen ülke Rusya. Seneye dediğimiz gibi bakalım ne olacak. En çok turist alan il. En fazla turist nereden geldi? En fazla nereye geldi? İstanbul'a. Hep şöyle düşünülüyor. Hocam Antalya falan diye hemen düşebilirsiniz. 30'a düşmeyin. Antalya kıyı turizm odaklı. Ama İstanbul tüm turizm türleri içerisinde geliyor. En çok yaz turisti alan derse il Antalya o zaman olur. Yaz turizminde. Birinci sırada. İlk yaz turizmi merkezi neresi? Bu turizm nerede başladı? İlk olarak Antalya'da başladı.
Teras Otel'le birlikte. İlk yaz turizmi Antalya. İlk kış turizmi neresi derse Bursa, Uludağ, Türkiye'de kış turizminin başladığı yer diyoruz. Turizme açılan ilk mağara. İşte bu sorulmadı. Ben bekliyorum bundan arkadaşlar. Burdur'da bulunan İnsuyu Mağarası bizde turizme ilk açılan mağara olmuştur. İlk kruvaziyer limanı. Nedir bu kruvaziyer? Zengin gemisi vardı ya hani şu içerisinde tenis kortlarının, yüzme havuzlarının falan olduğu, deli paraların harcandığı, bizim ömrü hayatımız boyunca sadece gemiyi belki denk gelirsek gözümüzde görebileceğimiz cruise gemileri. İşte bu kruvaziyer limanı anlamında ilk kez Galata Port bugünkü adıyla İstanbul'da 1894'te ilk yurt dışından şey diyor, ben bunu paylaştığım zaman şunu yazdılar. Hocam bununla mı gelmişler falan diye. Yok, bu temsili bir fotoğrafı o yıllara ait. O zaman Titanic falan işte 1912'ler falan. Onlardan bir tık öncesinde de Titanic vari gemiler vardı. Zaten ilk cruise dediğimizde 1831 yılında dünyada 2. Mahmut sayımı vardı ya 1831. O yıl ilk defa Akdeniz'e açılan bir gemiyle başlamıştır. Yani 1831'den beri bu cruise mantığı var. Osmanlı'da da ilk defa 1894'te o günkü adı Salı Pazarı. Bugünkü Galata Port'ta, Haliç'te gemi gelmiş. Bugün son verilere göre en büyük kruvaziyer limanı neresidir? En çok yolcunun geldiği liman arkadaşlar Marmaris olmuştur. Bakın şöyle oluyor bazen. Ben burada bunları söylüyorum. Hocam ama şöyle demiştik. Ya da hocam notlarda böyle yazıyor. Arkadaşlar verilerimiz çok değişken. Yani şöyle önümüzdeki yıl yine değişecek bunlardan. Biri öne geçecek, biri geriye düşecek. Siz not aldığınızda ya da mevcut olan bir şeyi güncellemek istediğinizde şu an dinlediğiniz bu videoda ne şekilde söylemişsem sonucu odur. O olarak değiştirin. Ondan önceki notların hepsi eski verilerden, mecburen o yılın verisi oydu. O kalmış oluyor. UNESCO'ya eklenen son alanımız Aslantepe Höyüğü oldu arkadaşlar. 2021 yılında Göbekli Tepe'ydi. Artık Göbekli Tepe'den sonra Aslantepe Höyüğü de eklendi 2021 yılı itibarıyla. Evet, böylelikle ekonomik coğrafyayı da bitirdik. Sonra ne göreceğiz sizlerle? Jeopolitikten, sınırlar, komşulardan bahsedeceğim birazdan. Şekilsel bölge, işlevsel bölge, belki ilk defa duyanlar oluyor, sorusu geliyor. Bakın daha yeni TYT'de de, geçen yapılan sınavda da mesela bununla ilgili şekilsel bölge sorusu vardı. Nasıl oluyormuş hocam bunlar? Çok basitler aslında, bildiğimiz bir şey. Korkma. Coğrafi bölgelerde sadece sözel olarak bahsedip tamamlayacağız. Orada görüşmek dileğiyle şimdi bir mola verelim. Hoşçakalın.